Lisans yerleştirme sınavında Hatay birincisi ve Türkiye 122.si Bileda Burat ile Türkiye 187.si Refik Mert Çam elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencisi oldukları Simya Eğitim Kurumları tarafından ödüllendirildi. Lisans yerleştirme sınavında Türkiye 122.si. Lisans yerleştirme sınavı sonuçlarına göre Hatay birincisi Türkiye 122.si olan Bileda Burat ile Türkiye 187.si olan Refik Mert Çam için Simya Eğitim Kurumları'nda mini bir tören düzenlendi. Törene başarılı öğrencilerin aileleri de katılarak elde edilen başarıdan gururlandılar. İnşallah başarılarımız devam edecek. Bileda Burat, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Refik Mert Çam da ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerini tercih ettiklerini belirten Simya Eğitim Kurumları kurucusu Selim Baysal, ilkokul 4. sınıftan beri öğrencilerin kendileriyle birlikte olduğunu hatırlattı. Simya Eğitim Kurumlarından çıkan bu iki gencin Hatay İskenderun birincileri olduğunu da vurgulayan Baysal şunları söyledi. Şimdi LYS'de lisans yerleştirme sınavında Türkiye 122.si ve Türkiye 180.si Simya Eğitim Kurumlarından çıktı. İskenderun'dan çıktı. Aynı zamanda Hatay birincilerimiz. Bu bizi müthiş gururlandırdı. Ailelerine, onların öğretmenlerine, kuruma önünüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarımız devam edecek. Her zaman dediğim gibi en büyük hedefimiz İskenderun'u eğitimde bir numaraya çıkartmak, bir numara yapmak. Bunun için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Ben onları küçük bir hediyelerimizle takdim etmek isterim. Kurumumuz, arkadaşlarımızın bu konudaki başarılarında her zaman yanında olacaktır. Bileda Burat'ı tebrik ediyorum ben. Teşekkür ederim. Ve Refik Mert Çam. En güzel olan şey ilkokul 4'ten itibaren bizim çocuklarımız. Bu en büyük gurur kaynağımız. Sağ olun, var olun. Şampiyonlar bir şey söylemeyecek mi? Söyleyelim. Ben buraya 4. sınıfta gelmiştim. Yani aslında MEF dershanesine ilk girdiğim zaman Şükrü Hocam vardı benim. Başımı okşamıştı. O an hissetmiştim ki artık burası da benim bir ailem, bir evim olacaktı. Ve gerçekten 9 yıl boyunca da hep böyle hissettim. Gerçekten çok verimli geçti. Yani gerek öğretmen kalitesi gerek idaresiyle gerçekten güzel bir eğitim aldık. Ve sonucu da gayet güzel oldu. Evet, diğer şampiyon. Ben de 5. sınıftan beri buradayım. Zaten hani aile olarak da Şükrü Hoca'yla, oradaki başkalarıyla da tanışıyorduk. Öğretmenler hani çok ilgili ve her zaman bizim yanımızdaydılar. Sonucu da belli zaten. Teşekkür ederiz. Bizim eğitim kurumlarına. İkisini de canı gönülden destekliyoruz, alkışlıyoruz. Bileda Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği. Refik de ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazandı. Bunu da bilmiş olalım. Her ikisi de elektrik elektronik mühendisi olacaklar. Ülkemize çok hizmetler yapacağını adım gibi eminim. Çocuklar da bir şey sorabilir miyim? Yüksek bir puan aldım. Belki bu puanla doktor da olabilirdiniz. Yani evet. Neden tıp değil de elektrik, elektronik? Yani ben aslında Boğaziçi Üniversitesi'ni çok istiyordum. Onun için elektrik, elektronik yani mühendisliği seçtim. Ya ben tıp, bilmiyorum. Ben öyle çok sağlıkla ilgilenmeyi pek sevmiyorum açıkçası. Yani dileğim o yönde. İdealini öyle diyorsun. Evet, idealim öyle diyelim. Evet. Onun için mühendislik, elektrik, elektronik mühendisliği gayet yatkın geldi bana. Onun için elektrik, elektronik mühendisliği seçtim. Benim de ilgi alanlarıyla ilgili. Yani benim de çok insanları kesip içmekle pek aram yok. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği. Bir de tadilat tamirat işlerine daha yatkınım. Elim ona daha yatkın, o yüzden. Başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Yakaladıkları başarıların temelinde çalışmak yattığını ifade eden Burat ve Çam, zamanında programlı bir şekilde çalışmanın ulaştıkları sonuç olduğuna dikkat çekerek, başarımın temelinde düzenli çalışmak ve konuyu anlamak, öğrenilen derslerin tekrarı var. Bizim için sürpriz olmadı. Başarılı bir ekiple çalıştık. Hedefe ulaşıyorsunuz. Elektrik, elektronik mühendisliği idealimizde ulaştık. Bugünlere gelmemizde emekleri olan herkese teşekkür ediyoruz, dedi. Çalışmak lazım, onu herkes biliyordur. Bir de mesela şimdi ders görüyoruz ama iş öğrencinin kendisine bitiyor. Yani mutlaka evde iyice bir çalışması lazım. Yani eğer sadece dersle sınava girerse, yani çok ben biliyorum öğrendim derse olmuyor. Sadece okulda bir bırakmayacaksın, evde. Tabii ki evde çok daha iyisini yapmak lazım. Onun dışında başka
Ya dersten derse değişiyor aslında çalışma stili. Yani günlük yaşamına dikkat ediyor musun? Mesela akşam orada Facebook'ta mısın mesela? Yani yok tabii ki öyle bir şey. Onu soruyorum. Onun dışında peki yani, antisosyal miydiniz yani? Nasıl? Sürekli ders miydi hayatınız? Yani antisosyal değiliz ama tabii son sene daha çok ders çalıştık tabii ki. Dışarı çıktık, spor falan yaptık. Disiplinli davranıyoruz. Tabii disiplinli olmak lazım. Ya bence de asıl olay hani tez çözmek değil. Önemli olan bence konuyu anlamak. Hani konuyu anladıktan sonra zaten o testleri çözebiliyoruz. Şimdiki çocuklar hani ben görüyorum kuzenlerimden de test düzeyinde hani ne kadar fazla alıştırma yaparsak o kadar çok şey öğreniyoruz gibi geliyor. Ama bence yani benim şahsi fikrim önemli olan konuyu anlamak diye düşünüyorum. Ben öyle çalıştım. Evet. Tabii son sene biraz disiplinliydik ama yani öyle asosyal çocuklar da değiliz. Simya Eğitim Kurumları kurucusu Selim Baysal her iki öğrenciye hediyelerini törenle teslim ederek başarılarının devamını dilediğini kaydederek kurum olarak İskenderun'u eğitimde bir numara yapmak için mücadele veriyoruz. Bu yönde çabalarımız devam ediyor dedi. Bu en büyük gurur kaynağımız. Sağ olun, var olun.